Yahu sen daha eve gitmedin mi? Yani yemin ediyorum bu şirkette en fazla çalışan kişi sensin, biliyorsun mu? Seni aynı elemanı yapacağım Hakan Bey. Hiçbir şey söylemedin yahu. Nasıl görünüyorum? Çok metrobüs. Değil mi ya? Çok teşekkür ediyorum. Alo diyorum. Evet. Tamza Hanım. Benim. Beni arıyor. Ya ben biliyordum zaten, dayanamadı aradı. Buyurun dinliyorum. Öyle mi? Nasıl yani? Ney? Hemen Hakan Bey'le geliyoruz. Yettik meraklanmayın. Ne olmuş? Ya İnce Hanım hastalanmış. Sinir krizi mi ne geçiriyormuş? Kimseyi de istemem diye tutturmuş Hakan Bey. Kızcağız ne yapacağını şaşırmış. Telaşla bizi aramış. Kurban olayım. Hadi. Hay Allah, ne oldu acaba ya? Ya hadi. Dur. Yürü. Yavaş Selman, dur. Geç. Allah Allah. Ya ben ya, alırım ceketi. Sen niye kırmıyorsun hayatı o kadar ya? Yürü hadi. Tamam ya. Hadi. Dur. Gelin şöyle oturun. Daha iyisiniz ya. Evet. Oteli aradın mı? Evet efendim. Otel müdürü gazetecilerin otelin önünde nöbet beklediklerini söyledi. Arka kapıyı bile muhabirler sarmış. Ne istiyorlar benden? Of! Biraz yalnız kalmak ister misiniz? Lütfen. Buyurun bir çıkalım. Nasıl olduğunuzu merak ettim. Daha iyiyim diyemiyorum. Zaten hep kötüydüm. Ama bir şekilde idare ediyordum. Bu kadar pek olmazdı. Bazen konuşmak iyi gelebilir. Gecenin bir yarısı sizi de rahatsız ettik. Önemli değil, gerçekten. Ayrıca iş için gözünüze girmek istediğimi de düşünmeyin. Buna inanıyorum. Hastanede nefes alamıyordunuz. Şimdi iyi misiniz? Teşekkürler. Sinirsel bir şey. Eskiden beri ne zaman heyecanlansam ya da sinirlensem böyle krizler geçiririm. Bu kez üstesinden gelemedim. Çok ağırdı. Sanırım bugün yaşadıklarımdan. Bir şey mi oldu? Evet. Hem de çok kötü. Yıllardır hayatımı kabusa çeviren bir şey yine karşıma çıktı burada. İyi misiniz? Da böyleydi. Artık güçlükle hatırlıyorum onu. Küçük bir bebekken bile korktu mu ya da kızdı mı o da böyle benim gibi tıkanırdı. Güçlükle mi hatırlıyorsunuz? Nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten o yüzden buradayım.